Evet dostlar, hoş geldiniz tekrardan. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu bir yasal uyarıdır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Biz burada al sat tavsiyesi vermiyoruz dostlar. Şimdi birkaç tane hisselerimiz var. Onlara bir bakalım. Petun. Abi %10 yapmıştı arkadaşlar Petun. Biliyorsunuz ki. Şimdi evet. Yani burada da aynı şeyler, aynı şeyler, aynı şeyler, aynı şeyler, aynı şeyler, karakteristik şeyler. Yine burada da devam ediyor dostlar. Bakın, şimdi şu şekilde bir çizim yapalım dostlar, bir yayla. Aha. Anlatabiliyor muyum? Şu şekilde. Ona göre bir hedef vereceğiz. Yükselişi var mı, yok mu, olacak mı, olmayacak mı? Bunların hepsinin cevabını birazdan size vereceğim tekrardan. Arkadaşlar yani şurada. Evet. Yükselişi var. Lakin dostlar yani sıkıntı olabilir bu hisseye. Çünkü evet biraz daha yükselişi var ama düşüş, yani düşüşten ziyade düzeltme yapacak. Yani bu ise düzeltme yapacak arkadaşlar. Yani düzeltme yapmadan olmaz bu işler. Düzeltmesi var bu hissenin dostlar. Yani zaten EMA 50'de de bakıyorsun. Yani düşüş, yani burada EMA 200, yani sıkıntı, yani diyor ki düzeltme yapar. Yani 20 kaç TL'dir? 19.30'lara kadar düşebilir. Burası 22 TL. Affedersiniz, 22 TL'ye de kadar bir düzeltme olabilir. Şimdi biz grafikte ne var ne yok onu bir çizelim bakalım. Şimdi arkadaşlar burada bizim bir duvarımız var zaten. Şurada da bir duvarımız var. Yani bu ise daha ne yapacak? Yani zaten %10'la kapattı Cuma günü sanırım. Şimdi gelebilecek yerleri söyleyelim sizlere. Yukarıda hedeflerini de teker teker ileride bir gün giderse onu da bir sizlere yazalım. Yardımcı olalım. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şimdi gidebilecek hedefi söylüyorum sizlere. Bir saniye şu şekilde yapsak. Evet, sanırım olur. Yani ileride 37 TL'ye kadar gidebilecek bir hedefi var bu hissenin. Dostlar ileride 37 TL'yi görebilecek bir performansı var. Lakin şimdi gelelim asıl meseleye. Şimdi bu ise ne yapacak? Nasıl gidecek? Direktmen 37'ye mi gidecek? Düzeltme mi yapacak? Şimdi dostlar yani eğer ki 28 TL'den dönerse sıkıntı sinyalleri başlar. Yani 28 TL'nin üstüne çıkması gerekiyor. Yani bu 28 TL'nin altı onun için her zaman sıkıntı olacaktır. Bak burada bir desteği var. Anlatabiliyor muyum? Şurada bir desteği var. Burada da bir desteği var. Dikkat etmek gerekiyor. Zaten EMA da bunu doğruluyor arkadaşlar. Düzeltme yaparsa yapar, yani şuraya kadar gelir. Ondan sonra dur şöyle bir fiyatlandırma yapalım da aklınız karışmasın. Yani şimdi bir ise %10 yaptı diye kesin yarın da %10 yapar diye mantıkla yanaşmayın. Biz zaten gidebilecek yerleri söylüyoruz zaten arada sırada. Şimdi evet, yani bu ise şu an böyle. Hatta şunu da çizeyim ben size. Şu şekilde. Bu 29 TL'dir değil mi? Ya 29 TL'ymiş. O da 29 TL'dir. Biz 28'i nereden çıkardık? 29 TL. Şunu bir sarı yapalım. Sarı. Olmaz, sarı olmaz. Şurada saçma bir renk uygulayalım.
Şuna da bir öyle aynı şekilde bir saçma bir renk uygulayalım. Şimdi size grafiği anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi eğer ki bu 29 TL'yi aşmadığı sürece 29 15 üstü kapatmalar yapmadığı sürece düzeltme yapabilir. Düzeltme yapması an meselesi olur. 24 28'e kadar düşüş yaşayabilir. Oradan sonra da 21.600'e kadar da düşüş yaşayabilir. Lakin şimdi yani burada 24.28'e kadar düşüş yani düzeltme yapıp ondan sonra tekrar yukarı yoluna devam eder. Yukarıda da 31-36 TL'yi görecek, görmesi gerekiyor. Yani çünkü burada zaten daha önce bu hedefi yapmış. Yani burada da güzel bir direnç olduğu için orayı aşmayabilir. Aşmadığı sürece yine tepki yükselişi yapmaz. Aşağı doğru gelebilme ihtimali var. Yani her türlü burada da 29-16'nın üstüne kapatması gerekiyor. Bu trendde kalması için burada da eğer ki hedefine gitmek istiyorsa 31-36'nın üstüne gitmesi gerekiyor arkadaşlar ki 37-300'e kadar gidebilsin. Yani artık hisse biraz daha yükselişi var. Yani 29 TL'ye de kadar gidebilme durumu var bu hissenin. Lakin düzeltmesi an meselesi. Ben size söyleyeyim. Yani pazartesi günü de güzel bir açılışla yapar ise bu yüzde kaçtır? Ben size onu da söyleyeyim. Yani yapacağı şey yani bir %6, %7'si var. %7'si var. Yani %7'den sonra bak %7'den sonra büyük ihtimalle düzeltme yapabilir. Bak düzeltme yapabilir. Düzeltme yaparsa da geri çekilir arkadaşlar. Yani bu saatten sonra bu ise düzeltmeye oynayabilir. Dikkatli olun dostlar. Dikkatli olun. Dikkat dikkat. Tehlike çanları başlayabilir bu ise için. Dikkat dikkat dikkat. Bakın. Dikkat. Yani dikkat etmeniz gerekiyor artık. Çünkü her an her şey olabilir. Yani buradan geri çekilme de yapabilir. Enderdir. Bu tarz hisselerde yapılabilir. Bu tür hisseler yapıyor da size söyleyeyim. Yani seçim sizindir. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz dostlar. İleride de gidebilecek 37 TL gibi bir hedefi var. O da az bir rakam değil arkadaşlar. Yani bakın eğer ki ise şu an buradaysa %40 bir kazanç sağlayacaktır. Sağlamak isteyecektir. Öyle bir hedefi var. Ne zaman olur? Düzeltmelerden sonra olur arkadaşlar. Ama bu 24-28'lerde eğer ki bir gün denk gelirseniz, bir ay sonra denk gelirsiniz, 10 gün, 20 gün sonra denk gelirsiniz. Baktınız 24-30'lardadır, 24-35'lerdedir. Yani size demiyorum bu videoya denk gelirsiniz artık neler yapabileceğinizi görürsünüz. 24-28'lerin altına düşerse 21-600'e kadar da yolu vardır demektir. Yani oralarda önlem alacaksınız. Bu hisse için bunları söylüyorum sizlere. Düzeltme evet yükselişi var. Şuraya kadar 29 29'dan sonra ne yapacaktır bu hisse? Hemen düzeltme yapabilir. Düzeltmesi de yani 24-28'lerde yani 24-28'lerdedir dostlar. Bu şekilde bu hissede. Geçelim şu hisseyi. Hangisine bakacağız? TSKB. TSKB. Ne ki bu? Türkiye Sanayi. Bu banka mı? Çizmişiz bunu. Bir şekilde bir şeyler yapmışız ama bakalım. Evet. Hedefini bulmuş bir hisse. Bu ise hedefini bulmuş. Bir de bankadır arkadaşlar. Ben bankaya bakmıyorum arkadaşlar. Yani ben bankaya bakmam. O yüzden başka bir hisseye geçelim. Zaten yani hani bakmışken şöyle bir şey çizelim. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle. Tamam. Yani burada bir elips olur. Burada hedefi olur. Bak hedefini zaten aşmış yani. Bu ise hedefini bulmuş. Bu ise şu şekilde yapayım. Hani madem elimiz değmişken
Hiçbir şey yapmadan bakın tutar mı? Bakın şu şekilde buralara kadar düşüş yaşayabilme durumu vardır. Hatta şimdi elipsi de dur çizeyim size. Tam nereye kadar düşüş yaşayabilir? Anlatamıyorum. Bak aynısı. Yani buralar artık desteği bir trenddir. Yani 71-70'lere kadar düşebilir. 1.70'lerden sonra 1.47 TL'ye kadar gidebilir. Yukarıda hedefi var mı? Var tabii arkadaşlar. Niye olmasın? Yani her hissenin bir hedefi vardır. Hatta şurada bir çizeyim size bakın. Şurada alt ne olur? Zaten hedefini bulmuş ki bu ise yani yukarıda 1.90'ı gözüküyor. Yani ben bankalara bakmıyorum arkadaşlar. Bize helal şeyler gerekiyor. Bize faiz maiz yapan işlerle işimiz olmaz. Olmalı da. Şimdi Bakfaş. Bu nedir? Bandırma gübre. Gübre. Ah, bak aynı şeyler. Aynı şeyler arkadaşlar artık bu tür hisseleri tahmin etmek zor değil. Çünkü günde 10 tane hisse aynı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani ben size söyleyeyim ne olur ne olmaz. Hatta şurada bir duvarını çizeyim. Bakın şurada bir duvarını çizeyim. Yani şu duvarı kıramıyor bir türlü. Şu duvarı kıramıyor. Yani şu duvarı kıramıyor. Güçlü bir duvar. Bakın burada izin vermiyor bu duvar. Dostlar, bandırma gübre. Bandırma gübre, bandırma gübre. Yani bakın burada yine denemiş olmamış. Yani şimdi bu hisse için söyleyeceğim şey şudur. 20-64 yani 20-60 üstü kapatması gerekiyor bu hissenin. Bakın burası kaçtır? Ulan 20-64 demişiz de. Ha, yani güçlü. Ha, 20-50 üstüdür. Yani 20-60 üstü artık yeni bir yol demek. Yeni yolu, yeni hedefi neresidir? Onu hemen size çizeceğim. Yani hemen hemencecik çizeyim. Artık yani ezberledik bu tür şeyleri. Yani bakın şu şekilde artık yani yavaş yavaş size de öğreteceğiz inşallah. Bakın şuraya kadar güzel de valla çok güzel bir hedef verecek size. Yani daha ne istiyorsunuz bu ise eğer ki düzeltmesini yaparsa. Bakın ileride gidebilecek hedefini söylüyorum dostlar. 26.500 arkadaşlar 26.500. Eğer ki 60 20-60 üstü kapatır ise 20-60 üstü kapatır ise o zaman bizim için yeni bir yol haritası çizilecektir dostlar. Şimdi evet tamam iyi hoş söyledin de hocam şimdi yani bu hisse düzeltme yani burayı aşamasa aşağı gelebilecek yerleri neresidir derseniz ben onu hemen kardeşime abime söyleyeyim. Bakın şura bir destektir ve aşağı doğru da şurası bir güzel bir destektir. Arkadaşlar yani düzeltmesini yapar ise her türlü gidebilecek bir yer. Yani arkadaşlar şimdi gelmez demeyin. Yani endeks çok kötü olur. Buralara kadar gelebilme durumu vardır bu hissenin de. Yani onu da bir gözden tutamadım bunu. Hani kaşla göz arasında bu ise gitmesin. İleride gidebilecek çok güzel hedefleri var bu hissenin arkadaşlar. Yani takip etmek gerekiyor. Eğer ki hisseniz ise yani bu tür şeylere dikkat etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Her türlü bakın burası artık yeni bir yol, yeni bir ağaç, yeni bir trend, yeni güzel şeyler demek. Yani Bakfaş arkadaşlar bak bu şekilde yani karar verme aşamasında yani yukarı gitmek isteyen bir hisse yalnız buralarda bir düzeltme yapar geri çekilir çok normaldir çok doğaldır arkadaşlar çok normal ve çok doğaldır. Yani 17 hatta 18 TL'ye kadar düşüş yaşayabilir bu ise yani aşağıda eğer geri çekilme yaparsa 17 TL yani 18 TL'ye kadar düşüş yaşayabilir. 18 TL'den sonra da maazallah sıkıntı olur. Ama bu hisse için karar verme zamanıdır. Bu hisse karar verecek. Şu duvarı bir kırar mı,
kırar kırmaz mı bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Eğer ki kırar ise 20 60 20 55'lerin üstüne giderse bu ise 26 50 TL'dir arkadaşlar. Bu da yüzde kaç kazanç demek? Bakın burada çizgisi var. %38 kazanç demek. Geri çekilmeyle beraber %40 bir kazanç. Sabırla beklerseniz hissenizi her türlü kazançlı çıkabilme durumunuz var. Tabii ki biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz dostlar. Şöyle ekran fotoğrafını çekelim. İsteyen istediği şeyi yapsın. Biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Şimdi geçelim bir diğer hisseye. Dostlar yani güzel hisseler yani bu tarzda olan karar verme aşamasında olan hisseler güzel hisseler. Yani biraz şuralarda alım yaparsanız daha da diyecek hiçbir şey yok. Yani buralarda alım düşerse alım yaparsanız 10 numara 5 yıldız olur. Yalnız şöyle bir bakalım bu hisse. Yani çok böyle sipek mipek gibi de durmuyor açıkçası söylemek gerekirse. Yani inişler çıkışlar var. Bir şekilde bu hissenin yatırımcıları yani kararlı bir şekilde hisseyi bir yerlere götürüyorlar. Bu ise yarın öbürsü gün 26 TL'yi bulacak, 27 TL'yi bulacak gibi gördüm ben. Ama yine de takdir sizindir dostlar. Bittim. Mentöre gel buraya. Ya Allah Rabbi bu bizim kaderimizdir ha. Vallahi billahi bizim kaderimizdir. Siz bu güzel hisseleri ve bu değişik hisseleri nereden buluyorsunuz? Ya şunun bir öncesi yok mu bunun? Ha bak gel. Gel hisseye gel gel hisseye gel. Hatta şunu yok şunu şu şekilde çizeceğim. Bakın izliyoruz. Bak bak gördünüz değil mi? Duvar. Duvar geçemiyor. Adam geçemiyor. Yani adam geçemiyor. Diyor ki ama eninde sonunda diyor ki ben burayı patlatacağım diyor. Bak diyor ki patlatacağım. Nasıl patlatacak şimdi? Yani arkadaşlar geçemiyor bak gördüğünüz gibi. Şimdi burada biz duvarımızı oluşturalım. Farz edelim ki şuraya kadar biz zaten gördük diyelim. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi şu şekilde bir duvarı var buranın. Şu şekilde. Aha. Şöyle bir duvarı var. Şimdi bu duvar yüzde kaçtır? Bu duvar kaç TL'dir? Bak 4.70'e kadar şu an için gidebilir. 4.70'e kadar gidebilir. 4.70'ten sonra düzeltme yapabilir. Düzeltme yapar ise nereye kadar gelir? Onu ben abime söyleyeyim. Gelebilecek yeri söyleyeyim ister iseniz. Yani şimdi bu ise bak şurası güzel bir desteği var arkadaşlar burada. Yani bakın burada da güzel bir desteği var. Bu destekten yukarı çıkmış. Yani bu hissenin gelebilecek yerleri burasıdır. EMA'da EMA 50'de EMA 100'de diyor ki ben eğer ki 4 şurası şu ne ya? Ha. 4.70'i aşmaz isem düşerim diyor. Bak düşerim diyor. Düzeltme yapacağım diyor. Ama bu benim düşüşüm. Yani daha güzel bir tepkiyle buradaki duvarı aşmak istiyorum diyecek. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ise bunu diyor. Ben sana şimdi manyak bir bizim bu çini maçini tekniğini uygulayacağım sizlere. Bakın arkadaşlar. Bakın burada bizim yayımız oturdu. Elipsimiz de gelecek arkadaşlar büyük ihtimalle. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer ki düşer ise bakın şuradan dönüş yapabilir. Burada 3.70'e kadar düşüş yaşayabilir bu ise 3.70'e kadar düşüş yaşayabilir. Bak şurada hemen bir ayar çekelim sizlere. Siz de bunu bilin. Güzel ise güzel ise güzel ise. Yani şu hisseyi bakın şu hisseyi çok açık bir şekilde söylüyorum size. 3.70'lerde ve 3.47'lerde bulur iseniz ben size demiyorum. Yani ben demiyorum. Eğer ki bana söyleyin rica ediyorum. Eğer takip ederseniz bu ise eğer bir gün 3.70'lere gelirse yani burada
Duvarı delemezse aşağı gelirse 3.70'lerde, 3.80'lerde, hatta 3.80'ler de olur. 3.80'lerde kardeşinize bir mesaj çekin, söyleyin. Evi arabayı satacağım yani herhalde. Yani bu tarz hisseler çoktur. Yani gelir yani 3.47'ye kadar düşüş yaşayabilir. Eğer ki endeks çok kötü olursa en kötü senaryo burasıdır gibi gözüktü. Yani öyle gördüm. Yine de takdir sizindir. Şimdi tamam da hocam, yani siz yukarıdaki hedefi söylemediniz. Yukarıda gidebilecek hedef neresi olur? Yani şimdi düzeltmesi ne kadar geri çekilirse o kadar da yukarıda bir hedef var. Şimdi biz bu tür durumlarda biliyorsunuz ki bunun yarısını, yani şeyin yarısını, elipsin yarısını uyguluyoruz. Hatta yarısı da bu değil yani. Şurasıdır herhalde yarısı. Evet, yarısını bu şekilde tekniğimize uyguluyoruz ve diyoruz ki çöp yapıştır. Anlatabiliyor muyum? Yani şurada, şurası da bir hedefidir yani. Bu hissenin hedefidir arkadaşlar. Orası da kaç oluyor? Hemen size söyleyeyim. Bu hisse hedefi budur arkadaşlar. Yani anlatabiliyor muyum? Bu hissenin hedefi budur. Başka da hiçbir şey gözükmüyor. Ve olabildiği her şeyimizi anlattık. İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Bakın buradadır. Bu ise Cuma günü artı 2 ile kapatmış. Anlatabiliyor muyum? Eğer ki 2.700'lerin üstüne çıkar ise 5 yani 2.600 da olur. Anlatabiliyor muyum? Ya, o tür rakamlar çok önemli değil. Bakın burada kaçtır? 4.500'dür. Anlatabiliyor muyum? 4, hatta 4.600'dür. Yani 4.600 üstü, 4.700 üstü bu hissenin yukarı çıkabileceğini gösterir. Güzel güzel bir sinyal verir. Ben şimdi abime şunu söyleyeyim. İzniniz olursa tam 3 saniye boyunca ben bir ekran görüntüsünü çekeceğim. Yani bu hisseleri beğendim yani. Anlatabiliyor muyum? Çektim ekranımı. Şimdi bu şekilde arkadaşlar. Eğer ki bu duvarı kıramazsa ne yapacaktır bu hisse? Geri çekilecektir bu hisse. Bakın bu şekilde geri çekilebilir. Şuraya kadar gelebilir. Gelmezse de olur. Sonuçta bunun yolu şöyle bir yer. Anlatabiliyor muyum? Yani seçim sizin, takdir sizin, yatırım tavsiyesi değildir. Kolay kolay özebilecek bir potansiyeli de yok. Gelebilecek seviyesi bellidir. 3.70'ler alım yeridir. Eğer ki siz burada, ya burada örneğin 3.34'lerde alım yaptığının, yani ben kendi adıma söyleyeyim, ben 4.34'te yani alım yapılır yani, bu bir risktir yani. Diyorsun ki kardeşim belki duvarı aşar diyeceksin. Burada belki aşar, belki aşağı doğru gelmez. Gelmeye de bilir. 4.30'larda alım yaptın, dedin ki yukarı gidecek kardeşim. Yakup Hoca'nın dediği gibi ben biraz riske girmek istiyorum. Ben buradan alım yapacağım. Ama ben burada 50.000 TL alım yaptım. Ama benim 100 TL'm, 100.000 TL'm de param duruyor kardeşim diyeceksin. Diyeceksin benim 100.000 TL de param duruyor. Bu ise ayırmışım. Şimdi geldi. Tam biraz daha geldi. Sonra hop düzeltmeye girdik. Buraya kadar geldi. Sen diyeceksin ki ben korkmuyorum ki diyeceksin. Yakup Hoca dedi ki burada bir desteği var 3.70'lerde. Hisse de 3.80'lere gelmiş. Anlatamıyorum. Diyorsun ki kardeşim bu 50.000'i daha basıyorum. Sonra şurada 3.80'lerde de 50.000 TL bastın. Anlatabiliyor muyum? Şimdi aşağı doğru eğer ki gelirse, bak benim taktiğim zaten budur. Endeks çok kötü olur. Sen diyeceksin ki dur, Yakup Hoca burada da bir sayı verdi. Ben burada da alım yapacağım. Yani ben kendim öyle yapıyorum. 3.47'lerde de alım yapacaksın. Şimdi senin maliyetin kaç olur biliyor musun? Yani sen 4.30'larda alım yaptın ama halbuki senin alımı şeyin 3.80'ler olur. Anlatabiliyor muyum? 3.80'in altı olur. Hatta 3.80, evet 3.80 falan olur ortalaman. Şimdi bu ise biz dedik ki bu duvara yine gidecektir. Yani büyük ihtimalle bu duvara yine gelecek. 4.70'e geldiğini düşünsene. Yüzde kaç kazanıyorsun biliyor musun? Neredeyse 150.000 TL para bastın. Bak burası, tam burası 3.80'dir. Anlatabiliyor muyum? Bakın %20. Bak 30 milyar, 35 milyar kazanç var. Duvarı aşarsa al sana %40
Yani bu ne demek oluyor? Sadece bir hisse de 70-80 bin TL para kazanılabilir de. Ama şimdi kötüyü de söylemek gerekiyor. Şimdi bu hisse benim anam, babam, bacım, kardeşim falan değil. Şimdi bu hisse 3.47'nin altına düşerse 3.15'leri de var yani. Şimdi her türlü ihtimali değerlendirmek gerekiyor. Burası borsadır arkadaşlar. Yani borsaya yatırım yapıyorsun. Bana yatırım yapmıyorsun ki sözüme itimat et ya da etme. Ama biz olan şeyleri söylüyoruz. Bu şekilde şimdi bu bit camı da şey yaptık. Şu Diyobo'ya da bir bakalım. Aslında videoyu sonlandıracaktım ama şu Diyobo'ya bir bakalım. Diyobo. Diyobo. Boya. Birçok kişinin evini yakan Diyobo. Yani çok birisi diyor ki bana bakma. ne oldu? Birisi niye böyle oldu? Yüklenilmiyor. Şuna bir bakacağız zamanında, sonra da bakacağız yani bu kimse bizim elimizden kurtaramaz bunu. Şimdi diyor bu arkadaşlar, diyor bu. Şimdi bizim bir sözümüz var. Ne diyoruz arkadaşlar? Eğer ki bir SPAC, bir saçma sapan bir hisse, eğer ki hiçbir şekilde sebebi bilinmeyecek şekilde yükseliyor ise, anlatabiliyor muyum? Bakın yükseliyor ise ya neredeyse iki katına gitmiş ve bunu da tam bir ayda yapmış. İki katına gitmişse yani yaklaşık %60 da düşüş yaşayabilir. Yüzde hani diyelim ki %50 de düşüş yaşayabilme ihtimali var yani bu hissenin. Yani bu benim teorimdir. Bu benim bilmem neyimdir. Anlatabiliyor muyum? Yani %30 en kötüsü düşer. Öyle harbiden düşmüş. %30'u düşmüş yani bu hissenin. Gördünüz değil? Yani bu benim teorimdir. Düşüyor yani. Ama ben ne diyorum? Hayır, %50 dedik ya. Yani o, evet %30'u düşüyor ama %50 de düşüş bekliyorum ben. Evet. Yani bir hisse çok fazla şey yapmışsa düzeltmelerle beraber artık ne zaman olur ama %50 yine düşüş yaşayabilme ihtimali vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu hisse ne olacak? 12 TL'dir değil. Şimdi yani sen bu hisseye ekstradan hiç kimse şimdi yani ben aşağı gelebilecek yerini, yukarıya gelebilecek yerini şöyle bir iki çizgiyle çekeceğim arkadaşlar. Yani gelebilecek yeri şu an için 14.22'lerdir. Anlatabiliyor muyum? Yani şu an için o gözüküyor. Eğer ki endeks çok güzel olur. Bak endeks çok güzel olur. Bu hafta içerisinde büyük ihtimalle endeksimiz iyi düzelir. Yine eski yerlerine gidebilir. Lakin şimdi bu hisseyi aşağı çekemeyen yani buralarda 12 TL hatta 11.60'larda onu koruyan bir şuradaki destek var. Anlatabiliyor muyum? 11.90'larda şuradaki destek var. 11.80'lerde şurada bir destek var. Eğer ki bakın eğer ki şunu bir yüklense de yapsak da şöyle işimizi görsek. Şu dur saatliği de baktım. Ne çok uğraştırdın ya. Ya internet mi yok anlamadım ki. Tamam hadi bir saatliğine gel hadi. Allah gelmesin sana ya. Her seferinde Marshall geliyor ya. Bekle de bekle, bekle de bekle, bekle de bekle, bekle de bekle. Heh. Hele şükür, hele şükür. Bakın şimdi, hani aşağıda gelebilecek seviyeleri ben abime söyleyeyim. Abim de ona göre bir hareket yapsın. Anlatabiliyorum, bakın. Ulan burası da. Bak Allah aşkına tam %50 demek ha. Yani %45. Anlatabiliyor muyum? %45. Aa, nereye gitti bu? Bakın tam %45. Gördün değil mi? Yani biz %50 düşer diye yok ya. Yani burada güçlü bir desteği var. Anlatabiliyor muyum? Yani güçlü bir desteği var.
Gelir gelmez bilmiyorum arkadaşlar. Yani şimdi doğru konuşmak gerekirse, yani biz burada en aşağıdaki desteği bulmak için burayı çizdik. Hatta orası da o kadar da değil. Yani yaklaşık şuralar 9.60'a kadar düşüş yaşayabilme ihtimali var bu hissenin. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi saatliğimize gelelim ve olabilecek senaryoları söyleyelim. Şimdi arkadaşlar, ne demiştik? Burada nedense güzel bir desteği var. Bir türlü kıramıyor. Hani burada yani şimdi şurada spek olduğu için arkadaşlar çok belli olmuyor, ama şurası için artık burası bir destektir. Yani burası kaçtır? 11.66'lar. 11.66'ların altına düşer ise maazallah artık, yani yapacak kimse hiçbir şey yok. Ancak artık yani bu hisseyi spekler kaldırır, bir şekilde bu hisseyi kaldırmaya çalışırlar. Zaten 12'lerdedir ise bir baktın 11.60'ların altına düşebilme ihtimali var. Yani nedense 11.60'lar bir desteği var yani burada. Şimdi tam evet, yani 11.60'lardır arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Yani şimdi ben yalan söyleyemem. Diyemem ki işte 10 TL'dedir. Hani 11.60 ile 11.65 arasında bir desteği var. Anlatabiliyor muyum? Bakın şurada bir desteği var. Şurada bir desteği var. Yani şurada bir desteği var. Şunu da bir kırmızı yapalım da anlaşılsın. Şimdi burada bir desteği var. Yukarıda gidebilecek, eğer ki endeks iyi ise arkadaşlar, şuradaki hedefine, sonra da şurada gölge yapmış ya. Hani bulmuş ama bulamamış. Çok zayıf kalmış. Gitmek isteyeceği şu iki hedefi var. Şu an için bunları söylemek doğru olur. Hani ekstradan herhangi bir şey yorum katarsın. Şöyle saçma sapan bir şey söylersin. Olmaz arkadaşlar bu hisse için. Ben sana onu söyleyeyim. Yani şu şekilde bakın, şu düşen bir trendin içinde şurada 11.64 onun için bir alım fırsatı olabilir, eğer ki tepki yükselişi yapar ise. 11.60'ların altına düşer ise sıkıntı büyük olur arkadaşlar. O zaman kimsenin yapabilecek hiçbir şeyi kalmayabilir. Anlatabiliyorum. Biz her şeyi söyledik. Düşerse de 9.60'lara kadar da düşüş yaşayabilir. Bakın 11.62 onun için hayat memat meselesi. Yani 11.60'ların altına düşerse artık bu hisseyi bir şekilde birilerinin kaldırması gerekiyor ancak. Yoksa endeks mendeks kötü olursa 19 TL'ye kadar düşebilir. Ama 11.60'ların altına düşmediği sürece yukarıdaki hedefi sana söylüyorum. Bir burası, iki şurası. Anlatabiliyor muyum? Yani başka da bir şey yok şu an için. Bunlar olur. Endeks yine güzel devam ederse bu türde ileriki hedefi yine aynı şekilde bulacaktır. Çünkü düzeltmesini yapıyor bu ise. Düzeltme yaptıktan sonra yine yoluna devam etme ihtimali yüksektir. 17 TL'lere, 17.500 TL'ye kadar gelebilecek bir seviyesi var. Yani bu şekilde arkadaşlar, başka da bu hisse için ekstradan bir şey söylemek doğru olmaz. Hiç kimse bir şey söyleyemez. Bu hisse budur. Yani başka da hiçbir şey yok. Anlattım mı arkadaşlar? Bakın 11.60'ların altına düşer ise sıkıntı olur artık. Yani nereden dönerse belli değil. 9.60'lar görülüyor. 9.60'da bir desteği görüyor. Yani şöyle bir EMA'ya bakalım mı? Bak 11.60, bak buraya 11.60. Bak yukarı görüyor musun? 11.60. EMA da 11.60 demiş. Anlatabiliyor muyum? 11.60. Yani budur ha. Budur. Mesele budur. Endeks çok kötü olur. 9.60'lara kadar da düşme ihtimali var. 11.60 aşağıda desteğidir. Diğerleri gizli destek olur. Bilemeyiz. Hiç kimse bilemez. Ama bu hisse için 11.60'lar artık alım fırsatı olur. Yani buralar artık alım fırsatına
dönüşebilir. Çünkü artık düzeltmeye girer. Yavaş yavaş hedeflerini bulacaktır. Yani bu şekilde arkadaşlar teker teker hedeflerini geçip yukarıdaki hedefe doğru gidecektir. Yani yukarıda hepsi hedef oldu. Yani bu hissenin aşağı gelebilecek iki yeri var. 11.60 ve 11.60'ın altına düşerse 9.60. Yani buranın altına düşmemesi gerekiyor. Yani kardeşiniz söylüyor size, işte bir şekilde söylüyor. Çok nadirdir yani bir grafik ile EMA'nın formasyonun işte göstergenin örtüşmesi biraz sıkıntı olabiliyor. Bazen aynı seviyede gitmiyor da. Ama bizim gösterdiğimiz şeyler bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bizim de güzel bir başarı oranımız var. İnşallah bu hisselerle de sürdürürüz diye düşünüyorum. Ama yani zaten kendimize güvenmesek halka açık bağıra bağıra konuşmazdık. Yani anlatabiliyor muyum? Yani biz kendimize güveniyoruz ki, çünkü sonuçta işin iş ucunda rezil olmak da var. Bir iki tane insan, dengesiz bir insan yorum videonun altına yorum yapar. Zaten adam da izleyecek seni bir şekilde, diyecek hele dur bir bakayım, şu adam şu demiş, şu hedefi vermiş, gitmiş mi gitmemiş, şurada desteği var, gitmiş mi gitmemiş mi, dönmüş mü dönmemiş mi. Yani 11.60'larda döner, yani 11.60'ların üstü bir sıkıntı yok arkadaşlar, açıkçasını söylemek gerekirse. Bazen fake atabilir, 11.50'ye gelip tekrar aynı gün içerisinde yukarı çıkar. Ona bir şey diyemem, çünkü yani sahtedir, fake atıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şu an bu ise de budur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldım. Vaktinizi de çaldığım için sizden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bakmamı istediğiniz hisseleriniz varsa arkadaşlar, bu videonun altına yorum yazarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum dostlar. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Umarım faydalı olmuştur, olacaktır inşallah.